Senede bir gün, az sonra Kanal D'de. O ne demek ki? Ulan ne yapıyorsun işte? Kafayı mı yedin? Lan. Sus! Konuşma bakayım. Ağaç konuşmaz. Şunları da alalım. Ulan Necmiye ne yapıyorsun lan? Çoluk çocuğun önünde beni rezil edeceksin lan. Sen de akıl edip bir iki tane çam getirseydin. Televizyonda görüp imreniyor çocuklar. Ne yapayım lan? Akıl edemedik işte. Ay edemezsin çünkü akıl yok sende. Bak tın tın tın. Görüyor musun nasıl ses çıkıyor? Seni çam yarması. Biz de seni süslüyoruz onun için. Yaşasın, babam ağaç oldu. Şunu şöyle. Ulan etime saplandı. Ay pardon yarma beyciğim. Yapma be. Ay çok özür dilerim. Şunu da şöyle yapalım. Aa çok güzel oldu. Hediye paketleri olsaydı onları da asardım. Anne, babam hep böyle ağaç kalsın. Zaten ağaç çocuğum, senin baban bir kütük. Necmiye! Ne? İnsan utanır be. Çocuklar orada burada sakız mendil satarak parayı sana getiriyorlar. Sen ne yapıyorsun? Kahve köşelerinde. İnsan yılbaşı için bari hindiminde bir şeyler alır. Ay belki hediyeleri Noel Baba getirir. Öz be öz babanız getirmedi de elin Noel babası mı getirecek? Dur! Ay kızım kapıya bak, kapı çaldı. Çam yarmam beni! Vurma lan! Ne vuruyorsun? Kütüğüm! Vurma lan dedi sana! Acıdı mı hayatı? Ay kolay gelsin Necmi abla. Sağ ol canım. Biz de ağaç süslüyorduk. Biz de onu duyduk da geldik. Çocuklar heves ettiler de. Ne yapsın çocuklar? Mahrumiyet içindeler. Her bir şeye imreniyorlar. Çocuklar! Hadi siz de getirin süsleyin. Ay kolay gelsin Şükrü abi. Kolaysa başına gelsin. Lan yavaştan boğacaksınız. Sus! Şu çocuk şeyden boğulmaz. Şükrü amca şunu da takayım mı? Sen onu git babana tak. Ay babalarını süsleyecektik ama erkenden çıkmış. Kim bilir nerede içiyorduk. Anne bunun ışıkları yok ama. Ay olmaz olur mu çocuğum? Şimdi getiriyorum. Ay vallahi tam bir yılbaşı ağacı olacak Necmiye abla. Necmiye nasıl yanacak bu? Fişini takacağım. Kime takacaksın? Ay sana değil herhalde prize. Ulan bir sakatlık falan çıkmasın lan. Ay hiç de kalabının adamı değilmişsin. Seni tırsak seni. Söndü Necmiye abla söndü bir daha bak şuna. Tamam tamam bakıyorum sıkışma.
Şükrü! Ay! Ölmüş! Yılbaşı ağacımız öldü! Şükrü! Lan vurma! Vurma lan bir de! Oh Allah'ım çok şükür! Ocağımızın direği, evimizin ağacı geri döndü! Şükrüm benim! Puh! Ulan ben şuradan kurtulayım! Sorarım ulan ben sana! Hemen sor! Dayakla mı korkutacaksın beni? 40 yılın başı çocuklarım mutlu olmuş, sorarsan sor! Dayak yabancı değil bana. Sermeye benzettim yalnız doğru amanını yandım. Amanını amanını yandım. Tribine tribine bandım. Bedava mı sandın para verip aldım. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam. Aranızda para kazanmak isteyen birileri var mı? Lan nasıl olacak o iş? Durup dururken kim kime beş kuş verir lan? Bu şekilde durmayacaksın. Dönmen lazım. Ne ama? Tam tersine. Yani ters yüz olman lazım. Ulan şunu doğru düz anlatsana be. Usulünce söyle şunu. Şimdi abi olay şu. Amerika'da bir yarışma varmış. Beş erkek bir ay süresince kadın kılığında yaşıyormuş. Bu yarışma bizim ülkede de olacakmış. Git lan işine. Erkek adamın işi mi bu? Hadi. Ne yani lan? Üç kuruş için karı kılığına mı gireceğiz ya? Üç kuruşu oğlum. 20.000 dolar. 20.000 dolar mı? Evet. 20.000 dolar için kadın kılığına girilecekmiş. Yarışma bu. Hadi lan. Bize göre değil bu yarışmalar. Bizi bozar kardeşim. Hadi lan. Bozarmış. 20.000 dolar da az para değil ha. Abi. Necim abi. Necim abi. Ne oldu abi? Bu yarışmaya nasıl katılıyor abi? Sus! Öyle ulu orta konuşma oğlum. Mahallede adımızı mı çıkaracaksınız? Öyle deme abi. İyi para var. Alırsak birkaç sene idare ederiz. Evet. Ama kimseye söyleme ne olur. Söyler miyim oğlum? Çünkü ben de katılmaya karar verdim. Hem 3 ay kadın gibi dolaşmakla kadın olacak değiliz ya abi. Abicim aldığın çamura düşmekle kirlenmez. Bana bak. Nerede değiştireceğiz üstümüzü? Benim ev müsait. Oraya gidelim. İyi hadi. Amcamın kahvelerinden geçersin. Kuaför tanıdık vardı ondan aldım benim karıcığım. Nasıl? Hadi giyinelim oğlum hadi. Ya abi, heh. Bu bacaklar ne olacak ya? Nasıl ne olacak lan? DM kadınlara taş çıkartacak bacaklar var oğlum bizde. Ama biz sapına kadar erkeğiz. Hatta daha fazlası erkeğiz. Evelallah abi. Siz giyinin ben şu bıyıklardan bir kurtulayım. Tamam. Hop çok alırım kendimi, çıplak çıkarım bayrama. Hop çok alırım kendimi, çıplak çıkarım bayrama. Kurduk bir sap basası de, amca döndü arkasında. Amca pişir sapaya bin, robaları kralıdır. Hadi kızlar çıkalım. Ya bu kadınlar bu topuklu ayakkabılarla nasıl dolaşıyorlar anlamıyorum ya. Abi maşallahın var taş gibi olmuşsun ha. Bana bak gözünün ortasına bir tane yumruk atarım. Ben senin bildiğin kadınlardan değilim. Ya yarışma ayağına bir sakata gelmesek bari. Hadi hadi çıkalım. Hop çok alırım kendimi çıplak çıkarım bayrama. Hop çok alırım kendimi çıplak çıkarım bayrama. Vay vay vay, mahallemize yeni manitalar taşınmış. Kızlar buyurun, dükkanımızın kapısı her zaman açıktır. Terbiyesiz. Vay şerefsiz vay. Paranız olmasa da buyurun kızlar, bir şekilde hesaplaşırız. Abi, bırakın döveyim şu herifi ya. Saçmalama oğlum, biz kadınız. Kadın olmak suç mu abi? Kadınız diye onurumuz, gururumuz yok mu bizim ya? Eyt be. Yürüyün kızlar. Belanızı versin. Bela okuma yok. Ne yaptık ki? Sapık. Tüh namussuzlar. Allah'ımız kalmamış ki daha ne yapacağınız? Komşular yetişin. Yetişin. Kıyamet alameti bu. Tüh utanmazlar. Oğlum linç edilmeden kaçalım buradan. Taksiye binelim. Hayra karşı yatır beni. Kendimi çıplak çıkarım bayrama. Hop çok alırım kendimi çıplak çıkarım bayrama. Kurduk bir saf basası de amca döndü arkasında. Amca bir şey sapa yaptı. İyi kurtulduk. Şu taksiye bir durup binelim. Taksi.
Atları verir gübe çayı. Gübe çayı yorulmasın. Oy derken bayılmasın. Yapıştır kız sabah yattı. Hepimizi batiz etti. Bayrağa karşı yatır beni. Tırmala beni kaşı beni. Bayrağa karşı yatır beni. Tırmala beni kaşı beni. Salam kızlar. Nara böyle. Mecidiyeköy şoför bey. Oralar kalabalıktır. Boğaza filan gidak mı? Aa, çattık be. Alo, kızı, benim Cumali. Üç tane kekik bindi arabaya, görsen cillop gibi. Bana bak, sen gazozları kap gel. Lan boşver şimdi tıraş filan. Hadi, hemen Belgrad Ormanı'nda buluşalım. Bayrağa karşı yatır beni, tırmala beni kaşı. Nereye gidiyorsun? Abla, trafik var buralarda. Orman yolundan gideriz, havası hepimize iyi gelir. Hop, çok atarım kendimi, çıplak çıkarım bayrağa. Postu deldirmek üzereyiz kızlar. Bedenime sahip olabilirler ama ruhuma asla. Geç kalmadım değil mi? Yok yok. Kızlar şahaneymiş. Nasıl paylaşıyoruz? Şu siyah saçlısı benim. Yaşasın, beni seçti. Zevksiz, ne olacak? Kadından anlamıyor ki. Benim gibisini bulmuş da bunuyor. Lan oğlum manyak mısınız siz be? Siz de amma meraklıymışsınız ha. Hadi bir an önce sıkışalım şuradan, yürüyün. Lan karılar kaçıyor. Koş hanım be, koş demeyeyim. Çabuk. Tamam, geçtiler be. Amcamın kabilerinden geçersin. Canımız iyi kurtardık, gelin. Amcamın kabilerinden geçersin. Sulsun rakıları içersin. Rastgele kızlar, kolay gelsin. Ne kızı komiserim? Biz erkeğiz. Geçmişiniz bizi ilgilendirmiyor. Önümüze bakalım. Hadi topla şunları da karakolda muhabbete devam ederiz. Durun komiserim. Yarışma için giyindik biz. Hadi hadi hadi. Yarışma. Komiserim yarışma. Vallahi yarışmayı bırakın şimdi. Hadi al şunu. Hadi hadi hadi. Hadi. Al şunu. Biz erkek. Yarışma. Yarışma. Utanmıyorsunuz değil mi? Utanılacak bir şey yapmadı ki komiserim. Komiserim bakın, ben namuslu bir aile babasıyım. Hatta iki tane de çocuğum var. Söylesene. Peki çocukların senin ne iş yaptığını biliyor mu? He, atın bunları içeri. Hadi geçin. Komiserim bir dakika, bir dakika. İnanmıyorsanız karımı arayıp öğrenin lütfen ya. Atın lan bunları içeri. Geçin her şeyden içeri. Makyajım aktı, tazeleri bilir misin? Ne makyajı be, götür şunları. Soralım bakalım şunun hakikaten karısı var mıymış? Tövbe yarabbi ya Resulallah ya. Girin, girin. Geç şöyle, geç şöyle. Yemin ediyorum biz suçsuzuz. Geç, geç, geç. Selamünaleyküm. Yıllardır söylüyoruz, biz değil toplum suçlu diye ama dinleyen yok kardeş. Kız, sizi nereden aldılar? Maslak'tan. Nasıl? İş var mıydı bari? Ay biz vallahi Merter'de sinek avlıyoruz. Biz sizin gibi değiliz, yanlış anladınız. Erkeğiz biz. Para bulup halledemediniz demek. Neyse, sağlık olsun güzeller. Bunlardan hangisi kocanız? Aa, o nasıl söz komiserim? Benim kocamın bunların içinde ne işi var? Şöyle bir alıcı gözle bir bakın bakalım. Tövbe tövbe. Necmi? İyi akşamlar karıcığım. Vallahi bir yanlış anlaşılma var. O yüzden buradayım. Püh, boyun basın devrisin Necmi. Bana bunu da mı yapacaktın? Anne, bu teyzeler arasında hangisi benim babam? Yavrum, beni tanımadın mı? Ben baban. Ha, baba. Karıcığım, vallahi ve billahi sırf para için yaptım ben bu işi. Sus, sus! Hala konuşuyor. Neye konuşmasın ayol? Hırsızlık yapsak daha mı iyi? Çalışıp para kazanıyoruz ayol.
Nazmiye, kurtar bizi buradan karıcığım. Biz de kurtar abla, masumuz biz. Sırf yarışma için yani. Hadi oğlum hadi, yürü gidiyoruz biz. Gidiyoruz. Ne zaman çıkacağız biz komiserim? Zührevi Hastalıklar Hastanesi'nde muayene olduktan sonra. Bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni. Bayıra karşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni. Kapak olmuş. Oğlum, koy şunu yere. Üstüne basıp geçelim, paspas olsun. Yok yok. Ya da ayaklarımız kirlenmesin. Ya anne geçti artık, unutalım onu ya. Of ya. Bana bak. Size anne diyebilir miyim de çok güzel kızlar varmış. Ne yapıp yapıp oraya katılalım. Anne boş ver, ne olursun ya. Ya biz normal hayatta bir kız bulalım. Biz artık normal hayata giremeyiz ata. Özür dilerim anne. Yala. Yala. Ah. Ata. Ah. 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 Bütün medya içeriye doluyor. İmdat! Defol. İmdat yardım edin! İmdat! Oh. Anne, İmdat! Anneciğim size İmdat teyze! İmdat. Özür dile! Bu medyayı böyle sinek gibi ezmek geliyor içimden. Ata! Ata! Semra teyze! Semra teyze! Ay bu karı da kız kadar karı! Semra teyze deyip duruyor! Teyze senin anandır! Özür dilesin anne! Dilesin! Dile! Özür dilerim Semra teyze! Evde pirinç kalmamış da biraz verebilir misiniz? Verelim mi ata? Verelim anne. Kız, heh. Ne kadar oldu? 8 ay. Geç şöyle, cinsiyetine bakayım. Kız. İyi, geç şöyle otur. Efendim anne? Bence en iyi yöntem bu. Sıfırdan alıp yetiştirmek kız olacakmış. Yetiştirelim. Hem adını da biz koyarız. Olmaz anne. Niye? Senin beğendiklerini de gördük. Ha 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 ha. Ata, yala. Bak, ata 3 yaşında. Bak, bu kız niye ağlıyor? Ay ben bir şey yapmadım vallahi. Acık kulağını çektim şöyle. Niye? Hem benim oğlumla evcilik oynuyor, hem de başka çocuklarla evcilik oynuyor. Gelirim artık hatırınıza. Genel müdürümü rica etti. Tamam. Ata! Efendim anne? Ben televizyona gidiyorum. Canlı yayından Kanal D'den çağırdılar beni. Güle güle anne. Semra Hanım geldi. Semra Hanım geldi. Hoş geldiniz Semra Hanımcığım. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Buyurun. Sizi biraz bekleteceğiz. Ama kusurunuza bakmayın. Şöyle alayım sizi. Tamam. 5 dakika öyleydi. Sonra, 5 dakika sonra buradayım efendim. Sağ ol. Evet sevgili hanımlar. Yağımızı tenceremize koyduk ve eritmeye bıraktık. Diğer bir kenarda bulunan ayıklanmış ve yıkanmış pirincimizi tenceremize döküyoruz. Bu arada biz pirinçlerimizi kavururken diğer tenceredeki yemeğimiz pişmeye başlıyor. Evet, iyicene kavuruyoruz. İyicene kavurduk, kavurduk. Ayol,
pirincin kavrulduğu nerede görülmüş? Ama kavrulur. Hiç sevmem ben öyle. Çık şuradan. Ama Semra Hanım bir dakika. Evli misin sen? Evet evliyim. Kuru kemik. Seni alanın vay haline. Zaten hayırlı bir şeyler pişirsen kendin bir lokma et tutardın. Ay. Ay şap gibi olmuş ayol. Aa, bunun altı da böyle har har yanıyor. Ayol sen iktisat da bilmiyorsun, batırırsın adamı, batırır. Ama Semra Hanım. Sus, kaşık düşmanı seni. Ay, bu da aynı bizim alt kattaki Sebahat. Ay o da böyledir, çok pasaklı. Ay. Ama ayıp oluyor yani. Ayıp başka yerde olur çocuğum. Telefonumuz mu var? Hemen alalım. Alo, ben Semra. Alo, ben Sebahat. Alt komşun Sebahat. Sebahat? Ah canım, nasılsın? Ay aşk olsun Semra. Utanmıyor musun hakkımda konuşmaya? Ah ne severim ben bu Sebahat'i, ne severim. Ha, komşular duymuş, pasaklı demişsin. Yalan oyun, kuyruklu yalan. Herkes de bu iftira atıyor. Bak, bu sıska şahit. Dedim mi kız? Demedim. Hadi kapat Sebahat, kapat. Gel sıska, sen de yap işini. Bir şey de bensiz yapın bari. Çok özür diliyoruz sevgili hanımlar. Pirinçlerimizi kavurmaya devam ediyoruz. Kavuruyoruz, kavuruyoruz, kavuruyoruz. Çok teşekkür ederiz sayın hocam. Peki efendim, siz Brüksel'deki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa Birliği sizce Türkiye'yi oyalıyor mu? Efendim, Kıbrıs'ın mütemadiyen ön koşu olarak karşımıza çıkarılması dış işlerimizin elini kolunu bağlamaktadır. Yapılması gereken nedir efendim bu durumda? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben yani karışmayayım diyorum fakat kendimi tutamıyorum. Şimdi yani abi, abi, abi diye tutturdunuz. Yani ne olacağız, gireceğiz de değil mi? Şimdi onların örfleri, adetleri hiçbir şey bizi tutmuyor. Ben gördüm orada, yani Belçika'da insanlar böyle sokaklarda öpüşüyorlar. Yani ben şahsen AB'ye girmem. Atayı da sokmam. Atayı da göndermem. Ya benim çocuğum yani girme dediğim yere asla girmem. Siz 70 milyon girin, ben girmiyorum. Reklam arası. Girmem. Reklam arası. Sayın seyirciler, şimdi bir reklam arası veriyoruz. Sevgili seyirciler, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla hava sıcaklığımız 10 dereceye kadar düşüyor. Düşer, düşer. Yani sen böyle balkonlarını açık tutarsan düşer. Sadece düşmekte kalmaz. Yani Sibirya'dan gelen de girer. Yani Balkanlardan ne geliyorsa hepsi buraya girer yani. Şimdi ar namus kalmadı artık. Ben bunu size her zaman söylüyorum. Bir dakika, bir dakika, ben medyayı düzelteceğim. Bırakın beni, düzelteceğim. Sevgili seyirciler. Gece yılbaşı ya. Biz de burada yatacağız. Şansa bak ya. Of, of ya. Olur mu ya? Nasılsınız millet? İyi misiniz? İyiyiz hemşire hanım, sağ olun. Bir isteğiniz, bir arzunuz var mı? Çünkü biz gidiyoruz. Biliyorsunuz bugün yılbaşı, eğlenmek bizim de hakkımız. Tabii hemşire hanım, tabii. Gidin eğlenin. Hadi o zaman iyi yıllar. Ay, iyi yıllar. Hastane odasında ne de iyi yıllar olur ya. Böyle günlerde kimsenin aklına gelmiyor bizim gibiler. Öf, öf, kadere bak ya. Herkes gülüp eğlenip coşacak, biz de köz köz yatacağız ya. Aslında böyle özel günlerde hastanelerde yatanları da düşünen birileri olmalı. Yok yok, vallahi adam olmayız biz. Ah, ah. Hadi bakalım, girin arkadaşlar içeri. Siz kimsiniz? Ne oluyor ya? Biz Uluslararası Dostluk ve Kardeşlik Derneği'nin üyeleriyiz. Amacımız tüm insanları dost ve kardeş yapmak. Yılbaşı gecesi hastanede yatan insanları da düşündük. Eğlenmek en çok onların da hakkı dedik. Vay anasını be! Hala böyle insanlar var demek. Hadi bakalım arkadaşlar, dağıtın çocuklara çerezleri, içecekleri. Şelale Hanım,
Müzik lütfen. Böyle oturacak mıyız arkadaşlar? Hadi bakalım kalkın. İşte bunlar komiserim. Üçünün de böbrek ve dalakları çalınmış. Bunun bağırsaklarının yarısını almışlar. Şunun da korneası gitmiş. Ne oldu size ya? Bu ne hal ya? Vallahi bilmiyoruz komiserim. Birileri geldiler. Biz hayır derneğinden geldik dediler. Hastaları da düşünmek lazım dediler. Yedik, içtik, eğlendik biz de. İçtiklerinde ilaç varmış komiserim. Hepsini uyutmuşlar. Hay Allah. Nasıl bulacağız biz şimdi bu suçluları ya? Buldunuz bile suçluları komiserim. Bir an için Türkiye'de olduğumuzu unuttuk. Hastalara, garibanlara sahip çıkan birileri çıkar sandık. Suçlular kim biliyor musunuz? Biziz biz.